Merhaba arkadaşlar. Bugün Adapazarı'ndayız. Adapazarı Serdivan'da Özmert Et Ürünlerine geldik. Buradan dönerlik et alacağım. Açtıracağım. Eve gideceğiz. İnşallah bunu bir güzel soslayıp döner yapacağız. Şimdi içeri gidelim. Kasabamızda bir çekelim bakalım neler varmış. Burası işini bilen bir kasap. Çok güzel şeyler var. Hamburger köfte. İlgilenen şeylerden birisi bu. Başka bir şey yok. Evet arkadaşlar. Bilal ustamız şimdi bize döner açacak. Siz de et alıp ust kasabınızdan rica edebilirsiniz. Evde kendiniz de yapabilirsiniz. Ama rica ederseniz büyük ihtimal kasabınız yapar size eti. Şimdi aşağı yukarı 1 kilo dana bacaktan değil mi usta? Dana but. Doğrudur, tranç, kapak. Kapak, dana but, tranç, kapak. Evet. Öyle antrikottan falan olmaz döner arkadaşlar. Antrikottan da olur da et gibi olmaz. Et gibi olmaz. Güzel olmuyor abi. Ben denedim. Antrikotu antrikot gibi yiyeceğim. Antrikot antrikot. Dana but. Evet. Bunda kuzu etinin olması çok önemli arkadaşlar. Yani onun verdiği tat bambaşka. Değil mi ustam? Lezzetini yakalamak istiyorsan evet. Kuzu eti illi olacak. Kuzu eti olmazsa olmaz. Her şeyde kuzu etidir. Kıymada kuzu etidir. Köftede kuzu etidir. Usta bizim bu Adapazarı halkı pek kuzuya alışık değil. Yavaş yavaş alışacak ama. O zaman kuzu yemezlerse hasta olacaklar. Doktora gidecekler. Doktor da kuzu eti tavsiye edecek. Evet, kuzu eti şifalıdır. Bir de kuzunun beslenmesi danalara göre değil, daha çok otta dışarıda besleniyorlar. Bu şimdi dana eti. Dana eti ne oluyor? 3 yaşına kadar bizde satış oluyor. 3 yaşına kadar büyütebiliyorsun. Kuzuyu büyütemiyorsun. Kuzu en fazla 3 ay, 90 gün. 120 gün kuzu oldu mu koyuna kaçar. Evet, bir de usta yani kuzu ahırda beslenmiyor. Mera yayıldığı için daha bir doğal besleniyor. Tabii. Ya kuzunun dışarıda yeme yiyeceği bir şey yok. Anasının sütü, arpa. Değil mi? İşte arkadaşlar. Bu kuzu eti. Evet. Hiç kuyruk yağı almaya gerek yok. Bu kuzunun kendi yağı. Bu zaten ona yeterli zaten. Bu neresi kuzunun belir olsa? Kuzunun kuyruk yağı biraz kokar. Kuzu o kadar kendinden kokmaz. Evet. Bu kuzunun döş kısmı. Döş kısmı değil mi? Döş eti arkadaşlar. Hakiki döş yeri yani. Etin en lezzetli yeri kemiğe yakın olan yeri zaten. Pirzolaya yakın. Pirzolanın üstü işte bu. Of. Ha pirzola yemişsin ha bunu yemişsin. Bunu ufak ufak doğra. Pirzolanın etine ye. Abi kuzunun zaten her yeri lezzetli olur ya. Arkadaşlar bu dönerde herkes sos yapıyor. Herkes yapıyor. Her usta yapıyor. Sosun zaten ne olduğu belli. Aşağı 3 aşağı 5 yukarı aynı. Mühim olan etin lezzeti. Şimdi sodayla yapan var. Sütle yapan var. Yoğurtla yapan var. Sadece soğan karabiber yapan var. Ben sütle yapacağım. Süt olur. Olmaz diye bir şey yok. Çok eski bir ustadan aldığım tarifi illaki süt ve karabiber başka bir şey kullanmadı dedi. Biraz belki yeni bahar. Yeni bahar pek fazla baharat değil mi? Soğan, karabiber, tuz. Evet belki şuna yarım çay kaşığı yeni bahar atabilirim. Yarım çay kaşığı kadar. Olabilir. Fazla değil. İsteyen istediği şekilde görüyor. Evet. Oldu mu ustam? Ne kadar? Kuyruk yağı açacağız. Ne kadar?
kuyruk yağı diyeceğiz. Şimdi, bir şey yok. Şimdi ben burada bu kuzunun yağlarından yeterli olur bana diye geliyor. Tamam. Abi biraz yeter değil mi bu? Yeter. Yeter, yeter, bu yeter. Bunu tavada önce kavuracağım. Tavada kavurup yağı. Ondan sonra kepçeyle şeylerini alıyorum. Yağ kalıyor. Yağdan sonra o yağına atıp böyle öyle kızartıyorum. O da değişik bir stil. Eline sağlık Kısap. Bakalım şimdi ne kadar geldi. 1,5 kilo. 1,5 kilo geldi. Biraz fazla oldu ama yapacak bir şey yok. Şunu da bir tartalım. Kilo. 2 kilo. 2 kilodan yapacağız. Tekrar merhaba sevgili arkadaşlar. Malzemelerimizi kasapta yaptırdık. Şimdi sıra geldi sosunu yapmaya. Sosu bunun çok basit. Şimdi bakıyorum ben internette yapıyorlar. İçine acı biber koymuş, efendime söyleyeyim kimyon koymuş. Arkadaşlar köfte yapmıyoruz. Döner sosu yapacağız. Tabii ki zevk meselesi ama döner sosu farklı bir şey. Bunun için bize şimdi lazım olan malzemeler bir bardak süt. Biraz karabiber, biraz yeni bahar, biraz tuz, bir tane soğan. Başka hiçbir malzemeye gerek yok. Şimdi biz ne aldık? 1,5 kilo dana tranç aldım. Yarım kilo da kuzu döş. Şimdi siz bunu 1 kilodan da yapabilirsiniz, 3 kilodan da yapabilirsiniz. Ben 1 kilonun malzemelerine göre yapacağım. Ki 2 kilonun malzemelerine göre yapacağım. Siz ölçüyü ona göre ayarlarsınız. Burada yapmamız gereken ilk önemli iş bir büyükçe boy soğanı rendeleyeceğiz. Mümkünse rendenin ince dişinden şöyle. Yani bayağı suyu çıkacak gibi olacak. Rendeleme işimiz bitti. Bakın böyle neredeyse suyu çıktı. Böyle ufak tefek kalan parçaları alıyoruz. Şimdi bunun içine bir bardak süt. Yoğurtla da yapabilirsiniz ama süt de tavsiye ettiler. Ben daha evvel de yapmıştım. Bu ıslama köfte yediğim arkadaşla döner ısısıdır. Ondan da bir takım şeyler aldım. Ona göre yapacağız şimdi. Bir çay kaşığı dolu karabiber atıyorum. Ve yarım çay kaşığından biraz az yeni bahar atıyorum. İsterseniz bunu atmayabilirsiniz. Bir tepeleme dolusu, yani bayağı bir dolu tatlı kaşığı tuz atıyorum. Baharatımız hepsi bu kadar. Şimdi bunu böyle kenara koyuyoruz. Karıştıracağız tabii ki. Şöyle. Bu hazır. Burada yapacağımız bazı işlemler var. Mesela şu kuzudan ben yağlarını ayıracağım. Şu yağları özel olarak aldım arkadaşlar. Yani kimisi kuyruk yağı koyuyor ama kuyruk yağı birazcık ağır kaçabilir. Ondan dolayı ben kuzunun yağını kullanmayı tercih ettim. Kuzunun gömlek yağı. Gömlek yağı değil bu. Döş yağı. Şimdi yağları ayırdığımız etleri sosumuzun içine atıyoruz. Bunda fazla yok. Şu şekilde. Bu yağları pişirirken kullanacağız. Şöyle ayrı bir kaba koyup dolaba kaldıracağız. Şimdi sıra geldi. Daha tanışlara. Bunu mümkün olduğu kadar sindirsiz ve yağsız alıyoruz.
şu şekilde sosun olduğu kaba atıyoruz. Yaprak yaprak. Şöyle atarken bir güzel karıştırıyoruz ki her yere işlesin. Burada soğan çürütme işlemi görecek arkadaşlar. Eti çürütecek, yumuşatacak olan soğan. Bakalım şu et biraz büyükçe. Tabii ki biz döner tezgahında yapmadığımız için öyle büyük parçaya ihtiyacımız yok. Bunu şimdi bir güzel yoğuruyoruz. Yani yoğururuz dedim. Köfte gibi yoğurmuyoruz. Amacımız sosun her yere geçmesini sağlamak. Sosun bütün ete işlediğini, her yaprağa, her yüzeye sosun nüfuz ettiğini emin olduktan sonra bu şekilde sarıyoruz. Yarına kadar buzdolabına kaldırıyoruz. Tam bir gün beklemesi gerekiyor. Daha evvel de alabilirsiniz ama bir gün beklemesi bu işin kuralı. İnşallah yarın akşam, evet bir gün oldu, etimiz kıvamına geldi. Bakın şu şekil aldım. Şimdi bunu biz evde yaptığımız için soğanları tabir ettiğim steçe saracağım. Ve şaka koyacağız. Şöyle bakalım. Şöyle kat kat yapacağız. Bir kat dana eti, bir kat kuzu eti koyuyorum. Şöyle soğanlarını da temizleyebiliriz isterseniz. Sütünü süzdürüyorum. Gerçi döner tezgahına taksaydık orada dikine duracağı için süzülürdü ama biz bunu evde yapacağımız için, yani evde yaptığımız için, herkes de döner tezgahına sahip olamayacağı için bu şekilde yapıyoruz. Dediğim gibi ben bunu 2 kilodan yaptım. Siz isterseniz 1 kilodan yapabilirsiniz, 3 kilodan yapabilirsiniz. O size bağlı. Eğer fırsat olursa bir gün çağ kebabı yaparız. Ateşi çevirip kızartırız. Şahane olur. Daha evvel denemiştim. Şimdi gördüğünüz üzere şu şekilde etlerim dizdi. Şöyle sarıyorum. Sardıktan sonra bir de yanlamasını saracağım.
herhangi bir kazaya uğramaması gerekiyor. Açılmaması gerekiyor. Dönerimizi bu hale getirdik. Şimdi bunu şoku koyuyoruz. En az 2 saat donacak. Ondan sonra pişireceğiz. Dönerimiz donmak üzere. Şimdi önce yapacağımız bir iş var. Dün bu kuzu yağlarını ayırmıştım ben. Şimdi bunlardan bir işlem yapacağız. Şöyle ufak biçimde bunları kesiyorum. Tavama atıyorum. Bunlar bizim lezzetimiz olacak. Ben döner yerken ağzıma erimemiş yağların gelmesine hiç hoşlanmıyorum. Onun için böyle bir yöntem uygulayacağım. Gördüğünüz gibi bu yağları kızgın tavada erittim. İyice pusu sıkılana kadar kavurdum. Şimdi altını kapatıyorum ve bu yağları bir kepçe yardımıyla alıyorum. Şöyle süzülerek bu tava dönerli pişireceğimiz tava olduğu için aradığımız kuzu tadının bir kısmını bu yağlardan alacağız arkadaşlar. Şimdi gelelim öteki işimize. Dönerlerimizi kesmeye başlayalım. Dönerlerimiz hazır. Bayağı bir donmuşlar. Şimdi buradan istediğimiz kadar kesip pişireceğiz. Şöyle bakalım. Bir böyle büyük bıçakla yapalım. İstediğimiz kalınlıkta kesiyoruz. Uzun gördüklerimizi şöyle kısaltabiliriz. Yani 1 santim falan, yarım santimden biraz fazla kesiyorum. Yalnız müthiş koktu ha. Gördüğünüz gibi parça boyutları genelde böyle. Çok iridir. Kısaltıyorum. Şimdi ilk etapta bu kadar aldık. Geri kalanını kaldırıp dolaba koyalım. Çok fazla pişirmiyoruz. Çünkü et çok olduğu vakit sulanır. Yetmezse gene tekrar pişireceğiz. Gördünüz. Şimdi bunu çok kızgın tavaya atacağız. Bakalım tava yeterince kızmış mı? Evet.
Bunu iki parçada pişirelim. Dediğim gibi çok oldu vakit çok salak. Pişirmesi uzun sürer. Dönerimiz mükemmel bir şekilde pişti. Hemen bir servis yapalım. Hemen datıyorum sizler için. Eğer böyle lezzetli bir döner yemişseniz, ben de bir şey bilmiyorum arkadaşlar. Müthiş olmuş. Mutlaka tavsiye ederim. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler.